Mehmet Göktaş Doğru Haber Güle güle ama ne olur yıkmadan. Tamam gidiyorsunuz, istemezdik gitmenizi. Tamam ayrılıyorsunuz, buna engel olamadık. Ama ne olur güzel gidin, güzel ayrılın. Yıkmadan gidin, yakmadan gidin, yıkıp devirmeden gidin. İster eşinizden ayrılıyor olun, ister işinizden ayrılıyor olun. İster bulunduğunuz çevrenizden ayrılıyor olun. Lütfen en güzel bir şekilde ayrılıp gidin. Cemaatinizden ayrılıyorsanız da, vakfınızdan, derneğinizden ayrılıyorsanız da en güzel bir şekilde ayrılın. Ve partinizden ayrılıp gidiyorsanız da aynı şekilde güzelce, erdemlice ayrılın. Önceleri fazla bir dikkatimi çekmemişti. Rabbimiz kitabında boşanma konusunu anlatırken serahen cemilen kelimelerini kullanıyor. En güzel bir şekilde ayrılmak, en güzel bir şekilde bırakmak anlamında. İlginçtir ki bu kelimeleri evlenirken, birleşirken kullanmıyor da Ayrılırken en güzel bir şekilde ayrılın buyuruyor. Yazık insanımız bugün bu güzellikten ne kadar da mahrum. Ne kadar da muhtaçız güzel ayrılıklara öyle değil mi? Nedense evlilik adabına dair yazılan ve söylenen çok şey olmasına rağmen ayrılık adabına dair fazla bir şey göremiyoruz. Bugün yaşadığımız ülkenin en büyük meselelerinden birisi bu olmuş. İnsanımız yıkımlı ayrılıklardan dolayı adeta kan ağlıyor. Bırakın yakıp yıkmayı, bırakın kan döküp ocaklar söndürmeyi. Unutmayalım ki ayrılıklardan sonra da dünya devam ediyor ve edecek. Allah Celle Celaluhu güzelce ayrılan taraflardan her birine nice güzel kapılar açıyor. Unutmayalım, yıkıp devirdiklerimiz yabancı değil. Katıp karıştırdığımız, hiç kimseyle paylaşmadığımız ortak sırlarımız olan eşlerimiz, çocuklarımızın annesi, çocuklarımızın babasıdır. Öyle değil mi? Aynı şeyi cemaatlerden ayrılanlar için de söylüyorum. Aslında ayrılmamak varsa hataları içerden düzeltmek en doğrusudur. Çünkü cemaatlerden ayrılanlar artık o cemaatin hatasını düzeltme hakkını kaybetmiştir. Bu başlı başına ayrı bir konu. Ama hiç değilse güzelce ayrılmak bir erdemdir. Ayrıldıktan sonra dönüp orayı topa tutmak, karalamak, bunun üzerinden kendisine kimlik oluşturmak hiç de erdemli bir davranış değildir. Uzaktan izlediğimiz şu siyaset dünyasının en büyük yaralarından birisi de bu değil mi? Oradan oraya, oradan bir başka partiye geçenlerin sayısına hiç dikkat ettiniz mi? Aslında siyaset dünyasında ayrılmaların bir bedelinin olması, özellikle sizi seçenlere karşı ödenmesi gereken bir bedelin olması gerekir. Bu da ayrı bir konu. Tamam, buna rağmen ayrılıyorsunuz ama güle güle gidin. Yakıp yıkmadan, kırıp dökmeden efendice gidin, erdemlice gidin. Toplumu en çok rahatsız eden konulardan birisi, siyasilerin durup dinlenmeden geldikleri yerlere savaş açmalarıdır.